Kahve arasından önce de paylaştığım gibi şu masanın, standın öyküsüne geldi sıra. Biliyorsunuz son dönemde giderek artan oranda acaba nasıl yerel katkıyı çoğaltabiliriz, nasıl bizim çözümlerimizi bizim halkımızla daha fazla buluşturabiliriz gibi bir arayışın içerisindeyiz. Şüphesiz yazılım sektörü de bu arayışın çok uzun bir zamandır sürdüğü alanlardan birisi. Hepimiz zaman zaman gündeme gelen bu Türkiye kökenli girişimlerle, çözümlerle, yazılım ve hizmetlerle gururlanıyoruz. Elbette Microsoft gibi bir dünya devinin bu çabanın bir parçası olması, bir kaldırıcı olması çok büyük, çok kıymetli bir etki. Ve ben kendi gazetecilik tecrübemde böyle nice işte Demo Day günü etkinliği altında birçok firmayı, birçok girişimi izleme fırsatı buldum. Ve birçoğu da bugün hayatımızda çok büyük firmalar olarak hizmetlerini devam ettiriyor. İşte bugün umarız ki hepsini bu kategoride ileride göreceğimiz bir grup çözümü ağırlayacağız. Burada Microsoft'un da sahnede bir parçası olmak istediği girişimleri izleyeceğiz. Ve bu demo bölümünü, bu bir saatlik demo bölümünü Microsoft Türkiye CTO'su Sayın Onur Koç yönetecek. Alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Ne güzel bir gün. Çok kolay güzel gelsin. Başarılar şimdiden. Çok sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Biz Bill Gates'in de dediği gibi Microsoft Türkiye olarak her sabah yeni bir hayale uyanıyoruz. Bu hayal bazen bir partnerimizin bir hayali oluyor. Bazen bir müşterimizin bir hayali oluyor. Bazen bir startup'ın bir hayali oluyor. Bir Türk startup'ının. Ben 14 sene yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye 4 sene önce geldim ve inanın insanın kendi ülkesi için, kendi ülkesindeki hayaller için, o hayalleri kuran insanlarla birlikte çalışmak kadar doyum veren bir şey yok. Bugün size slide göstermeyeceğiz, demo yapacağız. 5 tane demo yapacağız. Bu 5 tane demo için şimdiden her ne kadar sürçülisan edersek affola. Bu demonun içerisinde Türk çözümlerini göreceksiniz. Türkiye'den startupları, Türk müşterilerimizi göreceksiniz. Bizlerle birlikte olacaklar. Aynı zamanda Microsoft Türkiye'de çalışan müşterilerimiz de, partnerlerimiz de, bu startuplar yan yana, omuz omuza kod yazan arkadaşlarımız da bu demolarda bizimle, benimle birlikte olacaklar. Ben sözü daha fazla uzatmadan ilk demomuza geçiyorum. İlk demomuz moda sektörü. Aslında perakende. Perakende ve moda dikeyine biraz bakacağız. Tüm Türkiye, tüm dünyada bizi gururla temsil eden bir Türk startup'ı var. Bunsar. Gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Dünya devleriyle çalışıyorlar. Hem Türkiye içerisinde hem Türkiye dışarısında inanılmaz projelere imza atıyorlar. Hatta benim kanımca belki de önümüzdeki yıllardaki milyar dolarlık acquisition'lardan bir tanesi olma potansiyeline sahipler. Bunsar'dan Fulya ve Soner'i sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sizler Soner, nasılsınız? Gel seni biraz böyle alalım. Bunsar kimdir? Ne yapar? Bize biraz anlatır mısın? Aynen dediğiniz gibi moda ve giyim perakendesine yönelik yapay zeka çözümleri üreten bir Ar-Ge şirketi Bunsar. Peki, 4 sene önce bir ilki başlatmıştınız, bir ilki başardınız. Dünyada bir ilkti bu. Biraz açıklar mısın? Ne yaptınız? 4 sene önce Hopi ile yollarımız kesiştiğinde Hopi milyonlarca kullanıcısı için aradıkları ürünleri daha kolay bulabilmelerine yönelik bir görsel arama motoru arayışındaydı. Çözümün tamamını biz geliştirdik. Microsoft'un da infrastructure konusunda çok önemli bir desteğini aldık. Alnımızın akıyla çıktık. Yani burada o zaman bir imajla, şimdi Fulya arka tarafta... Evet, bu aslında mobil bir uygulama. Mobilden herkes kullanabilir ama Fulya büyük ekran için bir demo hazırladı. Bu live bir demo. Gördüğünüz gibi bir imajı upload ediyorsunuz. Ya genelde insanlar yolda çekerken, giderken çekmiyorlar da Instagram'dan, sosyal medyadan buldukları imajların böyle bir ürün kimde satılıyordur, kaç liraya satılıyordur diye arıyorlar. Ben elimde bir imajla veya fotoğraf da çekebilirim herhalde. Tabii ki. Gerçekten hani o ürünü hızlıca bulup satın alabiliyorum. Evet. Bu 4 sene önceydi. 4 sene önce bir ilk imajla arayabilme yeteneği. Doğru, evet. Peki şimdi neler yapıyorsunuz? Tabii görsel arama
normal text aramanın tamamıyla yerini almış değil, giderek potansiyeli artıyor ama hala görsel arama çok önemli. E-ticaret sitelerinde bir deneyim vardır, tıklaya tıklaya ürün sayısını azaltırız. Bu giyim sektöründe biraz sıkıntılı çünkü tagler standart değildir. Farklı üreticilerden farklı spesifikasyonlar gelir. Biz bu sorunu çözen bir tagleme teknolojisi geliştirdik. Tabii tek konu ürünü bulmak da değil. Kadınların çilesi ürünü bulunca bitmiyor. Asıl çile ürünü... Erkeklerin de bitti. Yok vallahi. Yavaş yavaş bu konuda problemleri olmaya başladı. Bunu nasıl giyeceğiz sorunu var. Bizim gibi ceketi pantolonu giyip kurtulamıyorlar. Bunu nasıl giyeceğiz sorunu çözmenin de farklı bir yöntemini bulduk. Genelde ürün öneri motorları bunu alan şunu da almış gibi satış datasından yola çıkan ürün öneri motorlarıdır. Biz satış datası kullanmıyoruz. Biz bütün sosyal mecrayı kullanıyoruz. Ve diyoruz ki trend nereye doğru gidiyor? Kim neyle neye gidiyor? Tabii birkaç kişinin bunu yapması mümkün değil. Dolayısıyla biz bulut üzerinde bir AI teknolojisiyle bütün mecrayı tarıyoruz ve gerçek zamanlı bir şekilde yapıyoruz. Fulya size bir tane örnek göstersin isterseniz. Önce bir ürün arayalım. Mesela, evet, VYK seçti. Yani yapay zeka bütün internetteki sosyal medyadan... Mesela bu gördüğünüz tagler, mesela omuz açık diye bir tag. Bu tag aslında üreticiden gelmiyor. Sistem bunu otomatik olarak yapıyor. Daha sonra mesela düz renge çevirdi. Çiçekli sevmedi herhalde. Şimdi nasıl giyeceğini soracak. Nasıl giyeceği de karmaşık bir sorun. Şimdi nerede giyeceksin? İşte mi giyeceksin? Sokakta mı giyeceksin? Gece çıkarken mi giyeceksin? Dolayısıyla biz bu recommendation öneriyi occasion bazlı yaptık. Occasion'ı seçtikçe sistem önerilerini değiştiriyor. Bir tanesini seç istersen Fulya. Mesela bunu seçsin outfit olarak. Burada rahat durmaz şimdi o kesin. Değiştirir. Mesela burada bu kombini özelleştirebiliyor. Mesela kendi arşivleri olabilir. Arkadaşı çanta almış, onu bilmem nerede paylaşmış, falanca bilmem ne giymiş falan. Tam kızlık işler bunlar. Bize hitap etmeyen anlamadığımız işler. Ayakkabıyı da değiştirdi, rahat durmuyor. Neyse. Bu kombinini yapıyor ve belki bu kombinin tamamını satın almayacak. Ama şu çok önemli bir şey. Ben bu ürünü alacağım, bu ürünü giyebileceğim bot da demek ki bende varmış. O da o ürünü almak için plus bir. Yani bütün elimde bir imaj olsa yeterli oluyor ve sonrasında ben o imajla birlikte bir kombinasyonu yapay zekayla çıkarabiliyorum ve daha önemlisi hani o kombinasyon değişebiliyor zamana göre. Evet, en önemlisi modayı takip eden bir kombinasyon. Süper. Yani aslında bizim bir moda asistanımız oluyor müşteri olarak. Kesinlikle. Zaten bir sonrakinde de bunu anlatmayı düşünüyorduk. Peki bu iki taraf, bu iki örnek aslında müşterinin hayatını, müşterinin alışveriş deneyimini nasıl değiştirildiğiyle ilgili. Doğru. Markaların hayatını nasıl değiştiriyorsun? Vallahi aslında markanın çilesi müşteriden daha büyük. Çünkü onlar üretim yapıyorlar ve yanlış bir şey üretmelerin çok daha fazla, çok büyük bir maliyeti var. Ondan sonra bunu korkunç indirimlerle satmak zorunda kalıyorlar. Bu bizim trend haritamız. Bu trend haritası coğrafi bir harita değil. O noktalar coğrafi şeyleri simgelemiyor. Mavi noktalar bloggerların paylaştığı, mesela Fulya birkaç tanesine tıklarsa, birbirine yakın noktaların benzer özellikleri var. Mesela bu tıkladığı ürünler off the shoulder, omuzu açık elbiseler. Başka ürünlerin başka özellikleri var. Ve burada markanın kendi ürettiği ürünlerin, mesela oradaki pembe nokta markanın ürettiği, yeşil de hatta bir diğer markanın ürettiği, rakibinin ürettiği ürünler. Bu noktaları tıklayarak trend analizi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim ürünüm ne kadar trend sosyal mecrada. Hatta bazen bazı noktalar oluyor. Sosyal mecrada sizin hiç üretmediğiniz ürünler gitgide trend hale geliyor. Bu bir pattern olabilir, bir model olabilir. Sistem de size bunlar hakkında, yani eğer buraya girersen başarılı olabilir. Yani aslında bir dünya haritası değil bu. Bir tamamıyla sosyal medyadan gelen ürün trendleri, giysi trendleri. Aynen. Ve onun trendlerin üzerine markanın o yeşil noktalar, hangi nerelerde ürünleri var ve marka buraya bakıp bu trendlerin içerisinde boş olan alanlarda acaba yatırım yapmak istiyor mu istemiyor mu karar. Peki bunu şeye doğru işte ne bileyim lokasyon, bölge veya yaş gruplarına göre kesebiliyor muyuz? Kesinlikle, hatta vücut tipine göre bile seçebilirsiniz. Mesela yaşta başlayalım. 25 ve 30 yaş arasını kaldırabilirsen Fulya. Mesela bir marka düşünelim, sadece 30 yaş üstünü hedefli olsun. Dolayısıyla 25 yaşındaki altındaki insanların ne paylaştığını çok da aslında onu bağlayan bir tarafı yok. Ya da belli bir vücut tipi için üretim yapıyor olsun ya da belli akımlar için. Bu basitleştirilmiş bir ekran.
Aslında bizim yurt dışında sizinle beraber İngiltere'de bir perakende devine konumladığımız bir çözümde bundan çok daha fazla parametreyle şu an trend prediction yapıyorlar. Peki futuristik, birazcık daha gelecekte yapay zeka modayı nasıl değiştirecek? Evet, artık? Burada bir akış var. O akışta da bir sonraki adımı aslında tahmin edebilirsiniz. Herkes aynı şeye değiniyordur. Yapay zeka şimdi üretmeye başlayacak. Tamam, bir alan keşfettim. O alanda ürün yok. Benim oraya ürün sokmam lazım. Bunu nasıl hızlı yapabilirim? Oradaki ürünlerin aslında ne şekilde olması gerektiği belli. Oradaki modeli yapay zeka aslında tasarlayabilir sizden şey alarak. Bizim şu anda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışması da yine bir İngiliz marka için bu yönde. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Soner. Bir alkış istiyor. Gerçekten Microsoft Cloud'un Cloud'da doğan bir startup ve şu anda dünya çapında büyük projelere imza atan bir arkadaş, bir şirket Bunsar. Şimdi bir sonraki sektörümüze geçiyoruz. Bir sonraki sektörümüz bizim için gerçekten çok önemli, finans sektörü. Finans sektörü bütün sektörleri etkileyen, bütün yatırımların yönetildiği ve rekabetçiliğin ve aynı zamanda inovasyonun çok hızlı ve çok sert yaşandığı ve öncü sektörlerimizden bir tanesi. Ben Cüneyt'i, Microsoft Türkiye'den Cüneyt'i sahneye davet ediyorum. Cüneyt bizim Azure ürün ekibimizin, grubumuzun yöneticisi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Selamlar Onur. Selamlar. Gel seni de biraz ön tarafa alalım. Şimdi Cüneyt, yapay zeka ile finansta müşteri deneyimi nasıl değişiyor onu göreceğiz biraz sonra Intertek ile birlikte. Doğru. Yapay zeka ile Microsoft'un tarihçesini bir anlatır mısınız? Sanıldığının aksine çok uzun bir tarihçesi var Microsoft'un yapay zeka konusunda değil Doğru. mi? Bundan 28 yıl önce 1991'de ilk olarak yapay zeka denemelerine başlıyor Microsoft. Temel amaç kişisel bilgisayarları daha rahat kullandıracak metotları araştırmak. Daha rahat kullandırmaya çalışıyorlar. Bill Gates'in hatta aldığı bir inisiyatif. Ve burada ilk yapay zeka laboratuvarı yapay zeka tarafında dil işlemeyle başlıyor. Ve daha sonra günümüzde bugün demosunu yapacağımız HoloLens, Kinect, Skype Translator, Bing altındaki birçok ürün ve yüzlerce yapay zeka servisi yaratılıyor. Bugün finansta bir banka demosu yapacağız ve Microsoft'un hazır yapay zeka servislerini konuşuyor olacağız. Cognitive Services ya da bilişsel hizmetler, Microsoft'un bu 30 yıllık deneyimiyle harmanladığı, paketlediği ve sizlere bir tek metot çağrısıyla ulaşabileceğiniz hazır servisler sunuyorlar. Her cihazdan çağrılabiliyorlar, her donanımdan çağrılabiliyorlar ve tamamen işletim sistemi bağımsız çalışıyorlar. Onlarca örneği konuşuyoruz Denizbank'la. Bugün bir sıramatiği akıllı bir cihaz haline getiriyor olacağız. Peki, hemen arkadaşlarımıza bir soralım. Hazırlarsa, hazırlar mı? O zaman Kadir'i alalım sahneye. Intertek'ten. Merhabalar. Ben sizi bırakıyorum yani baş başa. Şimdi bize bir senaryoyu ve nasıl aktığını ve ne yapıldığını anlatır mısınız? Evet. Hoş geldin Kadir. Merhabalar. Şimdi Intertek'te, Denizbank'ta onlarca yapay zeka senaryosunu konuşuyoruz. Ve bu konuştuğumuz senaryolar aslında mobil tarafı da çok ilgilendiren farklı senaryolar olabiliyor. Şubelere bakarsak dijital kuşak bankacılığında bizi neler bekliyor, neler üzerinde çalışıyorsunuz yapay zekayla? Şubelerde neler yapıyoruz? Bugün biliyorsunuz banka şubelerine gittiğinizde ilk yaptığınız iş sıramatikten bir bilet almak ve daha sonra gişede de portföy yöneticilerinde işlem yapmak. Bu bilet almak için bugün için çeşitli bilgiler girerek değişik bankalarda bileti alabiliyorsunuz. Biz bu süreci daha kısaltmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Ve yüz tanımanın buna çok uygun olduğunu gördük. Bir uygulama araştırdık ve bulduk. Yüz tanımadan kişinin kim olduğunu algılayan sistemimize entegre ettik. Daha sonra pilot şubede devreye aldık. Pilot şubede müşterilerden gayet güzel geri dönüşler alınca bunu yaygınlaştırmaya başladık. Fakat 40-50 şubeye çıkınca bazı performans problemleri yaşamış olduk. Ne gibi problemler yaşandı? Ne gibi problemler? Müşteriler sıramatik cihazın önüne geldiğinde yüzlerinden çoğu müşterinin 7-8 saniyelere kadar çıkan süreleri görmüş olduk. Ve bu tabii kötü geri dönüşler gelmeye başlayınca durdurmak zorunda kaldık. Tabi bunu performansla nasıl yapabiliriz diye farklı arayışlara girdik. O süreçte Microsoft'un kognitif servisleriyle karşılaştık. Bu kognitif servislerin altındaki yüz tanımanın milyonlarca resim arasında çok kısa bir sürede cevap verdiğini görünce
bizim için uygun bir uygulama olduğunu, servis olduğunu görüp sisteme entegre ettik. Tabi bunun yanında bu servisi entegre ederken gördük ki aynı servisin duygusal analiz sonuçlar verdiğini de görmüş olduk. Yani müşterinin o anki duygu durumunu veriyor bize. Biz de bunu kampanya sistemiyle entegre ettik. Tabi müşteri gelip ilk resmini aldığında o anki duygu durumuna göre içeride kampanya ile alakalı çeşitli senaryolar geliştirdik. Şimdi bunu istersen birer demoyla izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki. Şimdi bu aslında Denizbank şubelerinde gördüğümüz gerçek bir sıramatik cihazı geldi. Üzerinde 720p bir kamera var. Aynen, bu Denizbank şubelerine girdiğinizde göreceğiniz sıramatik cihazı. Her sıramatik cihazın üzerine bir kamera yerleştirdik. Şimdi senaryomuz şu, ben yeni evlenmişim, çok mutluyum. Hadi bakalım. Kredi almak istiyorum ve Denizbank şubesine geliyorum. O zaman biraz geç kalmışsın ama neyse. Mutlu bir resim alalım. Şimdi sıramatik cihazının önüne geldiğimde direkt beni yüzümden tanımış oldu. Ekranda çok hızlı bir şekilde. Buradan bir işlemi seçiyorum. Bana 1003 numaralı bileti verdi. Şimdi burası da gişe yetkilisinin gördüğü ekran değil mi? Müşteriyi aynen karşılayacağı ekran. Denizbank şubelerinde gördüğün gibi yeni müşteriniz var uyarısını gördü şimdi gişeci. Ve çağır butonuyla sıradaki müşteriyi çağırıyor. Şu anda bir pop-up açıldı. Evet. İşte kredi alacağım için çok mutluyum. Burada zaten belli oluyor gördüğünüz gibi. Bayağı mutlu. O kadar mutlu olma, faiz oranı falan değişebilir. Gayet doğal bir mutlu arasında ve bu ekranda çeşitli duygu analiz sonuçlarını yüzdesel olarak görebiliyoruz. Şimdi çok detaylı bir şey var aslında. Sadece mutlu mutsuz değil değil mi? Birçok yüzdesel detay var. Evet evet, bu detayları görebiliyoruz. Aşağıda kampanya sistemiyle entegre ettiğimiz için bana ihtiyaç kredisi kampanyasını önerebilirsiniz dedi. Tabii %40 mutluluk oranına göre vermiş bunu. Süper. Aslında şimdi biz yani demo için bir tek fotoğraf çektik. Bir şubedeki yaşam döngüsünü, müşteri portföy yöneticisiyle konuşuyor değil mi? Gişeye gidiyor, şubeye giriyor. Çünkü hepsini aslında fotoğraf ya da video olarak çok detaylı analizler yapabiliyoruz burada. Aynen, bu servisle fotoğrafları ve videoları analiz edebiliyoruz. Bu bizim ileride nasıl bir işimize yarayabilir diye ayrıca araştırıyoruz. Aslında müşteri şubeye girdiğinde bütün duygusal analiz, yaşam döngüsünü ölçebiliriz. Ve bu bizim hizmet kalitemize ciddi faydaları olabilir ve ileride belki şubelere bu yönde KPI'ler verilebilir. Duygusal bankacılık tamamen. Bankacılık biliyorsunuz tamamen duygusal harika sebeplerle yapılıyor. Şimdi Kadir, tabii onlarca senaryo konuşuyoruz dedim. Şu anda sıramatiği gösterdik ama düşün, bir ATM'de bir kamera var, bir debit kartım var. ATM'de normalde birisinin adına işlem yapabiliyorum şu anda şifreyi bildiğim zaman değil mi? Debit kartı takınca aslında bu kişinin debit kart sahibi olup olmadığı da senaryolardan bir tanesi. Aynen, çünkü kimlik fotoğrafından aslında biz kişinin kim olduğunu içeride biliyoruz. Zaten sol üst köşede de gişeye geldiğinizde benim kimlik fotoğrafımı görebiliyorsunuz. Oradan eşleştirme yapıp bununla alakalı aksiyonlar alabiliriz. Çünkü şubelerimize bugün her zaman iyi niyetli insanlar gelmiyor. Bazen dolandırıcı amaçlı sahte kimliklerle insanlar gelebiliyor. Engellemek için bir şey yapıyorlar mı şube içinde? Böyle, bu durumda ne yapıyorlar? Yani güvenlik görevlileri yani de normal içeriler şartlar altında daha önce bankada dolandırıcılık yapmış kişilerin fotoğraflarını bir portalda yayınlıyoruz. Bunlar binlerce fotoğraf. Ve her işlemden önce aslında gişeci ve portföy yöneticilerinden bu portale girip bunu gözle kontrol etmeni istiyoruz. Ama bugünün hayatında tabii çok pratik bir... Gözle kontrol ediyorlar yani portali açık yani, değil gözle mi? Gözle kontrol etmelerini bekliyoruz ama pratik bir süreç değil. Aslında biz bu servisleri kullanarak onu da sistemimize entegre ettik ve bu sayede işlem yapmadan önce bu database'i sorgulayarak eğer bir problem varsa yine gişeciyi uyarabiliyoruz. Tabii şu an deneyemeyeceğiz herhalde. Güzel bir senaryo ama değil mi? Şöyle yaptık. Senin sosyal medyadan 10 tane fotoğrafını bulduk. Bravo. Ve bunu dolandırıcı database'ine ekledik. Umarım iyi fotoğraflanmışsınızdır. İstersen bundan sonraki sırayı senin yüzünle alalım bakalım. Benim yani dolandırıcı. Evet, bugünün dolandırıcı sensin. Bir dahakine banka soyguncusu olmayı bekliyorum. İnşallah. Şu an geliyorum. Denizbank müşterisi olarak çok hızlı bir şekilde tanıdı. Evet, gülen şimdi yüz. Fotoğraf biraz garip çıktı olabiliyor. Sıra numarasını aldım. Şimdi bundan sonraki süreci görelim. Sıra numarasını aldığıma göre yakalamadı aslında değil mi şu an? Beni dolandırıcı veri tabanında bulmadı. Aslında buldu. Gördüğünüz üzere Denizbank. Neyse, biraz fotoğraf deyince korkmuştum ama o kadar kötü değilmiş. Çok kısa bir süre içerisinde gördüğün gibi database'ine eklediğimiz senin gözlüklü ve yakışıklı halini teşekkürler bulmuş olduk.
Şu anda 102 bin kayıt arasında bu kadar kısa sürede ilk kaç fotoğrafı getirdi? Database'de eşleşen ilk 5 fotoğrafını yüzdesel orana göre sıraladık. Burada gişe cihazını uyarmış olduk. Bundan sonraki şube prosedürünü uygulasın diye. Gişeci arkadaşım bir çıkalım, ben ikna olmadım. Tamam. Bu 5 kişi arasında başka bir kişi alacağım, bu 100 küsur bin kişi arasından. Tekrar geliyorum. Saçlarını dağıt. Şimdi tekrar yeni müşterimiz geldi. Yeni dolandırıcı müşterimiz geldi. Ve gördüğünüz üzere diğer yakışıklı fotoğrafların da 100 bin kişi arasından ekrana yansıtmış olduk. Bu yapay zeka insana dolandırıcılık yaptırmaz. Ben artık bırakıyorum bu mesleği ve normal hayata dönüyorum. Yani teşekkürler, tebrikler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Cüneyt, az da... Korkuttular bir an. Şu fotoğraflar biraz tedirgin etti beni ama. Az güvenlikle işin oluyordu ya. Evet. Peki, çok güzel. Çok güzel bir deneyim sundu arkadaşlarımız. Şimdi iki tane announcement'ımız var. Hemen onları da anlatalım. Birincisi, regülasyonlarla bu teknolojileri regülatif endüstrilerde nasıl kullanıyoruz onunla ilgili. Değil mi? Çok hızlı bahsedeyim. Normalde bu kullandığımız senaryolar, bahsettiğim bir metotta çağrılan hazır yapay zeka servisleri. Şimdi dikkatli gözler şunu soracak. Bankalar regüle bir sektör, finans sektörü. Dolayısıyla genel bulut platformlarında hassas veriyi, ki fotoğraf çok hassas bir veri, genel bulut platformuna taşıyamıyorlar, yurt dışına çıkaramıyorlar bu verileri. Denizbank bunu nasıl kullandı? İşte burada çok çığır açan bir vizyon var. Edge computing ya da uç noktalarda yapılan hesaplamalar. Burada gördüğünüz sıramatik hazır yapay zeka servisiyle akıllı bir sıramatik haline dönüştü. Hiçbir sunucuya gerek duymadan kendi kendine hesaplama yaptı. Kamerası göz oldu. İşte burada nasıl yapıyoruz bunu? Azure'daki bu yetenekli servisleri alıyoruz, özel bir modüle yerleştiriyoruz. Container teknolojideki ismi. Sizlere sunuyoruz bu konteynerları. Sizler de kendi uç nokta cihazlarınızı akıllı hale getiriyorsunuz. Bir tek metot çağırarak. Bir akıllı saat mikrofonunu kulak haline dönüştürüyor. Herhangi bir kamerası olan cihaz normalde fotoğrafı ya da videoyu çekip bir yere kaydederken artık o fotoğraf ya da videodaki içeriği yorumlamaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu veriyi ülke içerisinde değil, bu oda içerisinde değil, sıramatik cihazı içerisinde bile tutabiliyoruz artık bu modül içerisinde. Dolayısıyla finans sektörünün özellikle bu vizyona çok yoğun bir ilgisi var. Bir de tabii ikincisi de Murat Bey'in bir sunumunda bahsettiği ilk açılış konuşmasında Louis'in, yani bizim dil anlama, yapay zekanın önemli bir kısmı olan dil anlama yeteneğinin Türkçe desteğinin gelmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Seni ve Intertek ekibine selamlar. Elinize sağlık arkadaşlar. Şimdi sektör değiştiriyoruz. Üretim sektörüne geçiyoruz. Üretim sektöründe biliyorsunuz ülkemizin aslında çok önemli sektörlerinden bir tanesi. İhracat açısından çok önemli, katma değerli ihracat açısından çok önemli teknolojinin gücüyle. Cari açıkla ilgili konularda tabii ki çok 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 önemli bir sektör. İstihdam açısından da çok önemli ve şirketler, üretim sektöründeki şirketler teknolojinin gücüyle yepyeni iş modelleri yaratmaya başladılar. Ben Cem arkadaşımızı sahneye çağırıyorum. Cem bizim teknik satış ekiplerimizi yöneten yöneticimiz. Merhaba Cem, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi artık benim kardeşim makine mühendisi, fabrikalarda çalışıyor ve bana şunu söylemeye başladı. Diyor ki, akıllı fabrikalar devri geçti abi diyor. Akıllı fabrikaların, akıllı ürünler yaratan akıllı fabrikalardan bahsediyoruz artık diyor. Ürünler akıllı hale gelmeye başladı, üretim şirketleri, servis şirketi haline gelmeye başladı. IoT ve veri üretim sektörünü nasıl değiştiriyor? Biraz bir açıklar mısın? Aslında bugün üretim sektöründe neler olduğunu çok güzel deneyimleyeceğiz demolarımızla birlikte. Ama kısaca bahsetmek gerekirse, dijital transformasyon belki de üretim sektörünü en derinden etkileyen değişimlerden bir tanesi son zamandaki. Özellikle IoT, nesnelerin interneti bizim üretim sahasında, üretim hatlarında bugüne kadar toplamakta çok zorlandığımız çok yeni verileri bize sağlıyor. Bu çok kritik. Binlerce sensör üzerinden milyonlarca, yüz milyonlarca veriyi gün içerisinde aslında toplayabiliyoruz. Ve bu topladığımız veri aslında bütün üretim sürecimizi yeniden planlamamızı sağlıyor. En kritik noktalardan bir tanesi de aslında
bulut bilişim bu noktada. Çünkü bu topladığımız verileri depolayacağımız ve çok hızlı bir şekilde işleyeceğimiz ortamlara ihtiyacımız var. İşte bulut bilişim bize bütün bu verileri yüksek depolama hacmi sayesinde depolamamızı, yüksek işlem gücü sayesinde de kolay bir şekilde işlememizi sağlıyor. Ama bu da yetmiyor. Yapay zeka algoritmaları devreye giriyor. Yapay zeka algoritmaları ile birlikte bu topladığımız veriyi yüksek işlem güçleriyle GPU'lu makineler üzerinde bulut ortamında hızlı bir şekilde analiz etme şansımız doğuyor. Bu yetiyor mu? Bu da yetmiyor aslında. Çünkü fabrikalarda veri sürekli akıyor ve üretim de sürekli devam etmek zorunda. Az evvel Cüneyt'in de bahsettiği gibi akıllı uç noktalar burada devreye giriyor işte hayatımızda. Özellikle üretimin olmazsa olmaz en önemli parçalarından bir tanesi. Biz bu bulut ortamında yarattığımız yapay zeka algoritmalarını çok hızlı bir şekilde uç noktalara indirebiliyoruz ve bu şekilde veriyi sürekli fabrika ortamında işleme şansını elde ediyoruz. Ve bunun da çok güzel bir örneği var. IQB, bizim Türkiye'de rüzgar enerjisi tarafında veriyi akıllı uç noktalarla birlikte işleyen ve hızlı bir şekilde analiz yapmasını sağlayan çözüm geliştirdi. IQB'yi buraya davet ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bizi aranıza alalım böyle. O zaman bize biraz IQB'den ve projeden bahseder misiniz? Tabii. Kısaca IQB yazılım çözümleri üreten, uluslararası standartlarda yazılım çözümleri üreten ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir teknoloji şirketidir diyebiliriz. Ve güncel olarak büyük veri, nesnelerin interneti ve dijitalleşme alanlarında hem ürünler, hem çözümler, hem de danışmanlık hizmetleri sağlar. Erkan, bize biraz projenizden bahseder misiniz? Ne Tabii, aslında projeyi en net rakamlarla ifade etmek gerekir. Örneğin bizim IQ Wind isimli ürünümüz için bir müşterimize yaptığımız örnek bir proje. Toplamda iki sahaya sahip, yani iki rüzgar enerji santraline sahip. Bu sahalarda toplamda 29 adet türbin bulunmakta. Bu 29 adet türbinin yaklaşık 1500'ün üzerinde sensör datasını anlık olarak okuyup günlük 45 milyon adet veriyi sahada işliyoruz. Bu 45 milyon adet verinin tabii merkezi bir bulut ortamına aktarılması başlı başına bir süreç. Bunu biz Azure IoT Edge teknolojisi sayesinde sahada işleyerek, özetleme yaparak günlük 2.2 milyon civarında, aylık 70 milyon data civarında anlamlı veriye dönüştürüp kendi bulut ortamımıza aktarabiliyoruz. Yani 45 milyon veriyi sensörden topluyorsunuz. Bunların size büyük veri ortamına akışı 2 milyon satır olarak geliyor. Peki neden Azure IoT Edge kullanma tercih ettiniz? Şöyle, Azure IoT Edge'in aslında birçok artısı var. İşte verinin uçtan uca şifrelenmesi, açık kaynak kodlu olması, iletişim kesintisi anında verinin daha sonra aktarılabiliyor olması gibi. Ama bizim burada projeye asıl katma değer katan tarafı, biz bunu sahada çeşitli machine learning algoritmalarından geçirip sahayla iletişimimiz olmamasını durumunda bile bu veriyi işleyip sahada gerekli aksiyonların alınmasını sağlayabiliyoruz. Peki o zaman hızlıca bir görelim isterseniz neler yapıyorsunuz veriyle. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Bu sonuçta bu rüzgar gülleri çok pahalı şeyler. 2,5 milyon dolardan bahsediyoruz değil mi? Tabii yani şöyle, aslında birkaç milyon eurodan başlar bu sahaların her bir türbinin kurulması. Dolayısıyla bunlar hem teknolojik anlamda çok gelişmiş aletler, üzerlerinde çok fazla sensörler var. Yani hem de fiyat olarak oldukça yatırım maliyeti yüksek ürünler. Okey, geçelim de hocam. Ekranda da göreceğiniz üzere rüzgar enerjisi estiği zaman ancak rüzgar enerji santralleri üretim yapıyor. Ben de isterdim hareketli grafikler olsun ama an itibariyle sahada rüzgar yok. Dolayısıyla burada 3 metre bölü saniyenin altında görüyorsunuz. Anlık izliyoruz. Gerçek zamanlı bir dashboard. Buradaki sahadaki istenen bütün parametreleri aslında birden fazla sahada tek bir ekranda aslında merkezdeki operatörler de görüntüleyebiliyorlar. Sahadaki operatörler de çok kıdemli, çok deneyimli olmalarını beklemiyoruz ama merkezde olası sorunlar anında müdahale edebilmeleri için bütün bu veriyi aslında görselleştiriyoruz. 7-8 tane, 10 tane sahanızın olduğunu düşünün ki ortalama enerji şirketlerinin büyüklüğü Türkiye'de böyle. Dolayısıyla merkezi bir yerden bu veriyi izlemek ve anlık olarak izlemek çok kritik. Çünkü işletme bakımlarınızı da bazen kendiniz değil, üçüncü partiler eliyle alıyorsunuz bu hizmeti. Dolayısıyla onları yaptıkları faaliyetleri kontrol edebilmek için de aslında oldukça önemli. Asıl bundan belki daha da önemli bir arayüzümüz aslında verinin arka tarafta bir büyük veri platformu var bu yapının arkasında. Ve bu büyük veri platformunda Erkan Bey'in bahsettiği 70 milyon aylık gelen veriyi
Biz aslında burada anlamlandırıyoruz. Bu veri anlık geliyor büyük veri platformu. Doğrudur. Anlık olarak geliyor. Burada istediğimiz herhangi bir saha için, istediğimiz herhangi bir türbin için aslında istediğimiz herhangi bir günde, mesela burada örnek olarak rüzgar hızının 15 metre bölü saniye olduğu ortalama bir günde bu türbin nasıl bir üretim yaptı? Mesela şurada bir sıkıntılı bir anı görüyorsunuz. Buranın incelenmesi gerekiyor deneyimli bir göz tarafından. Veya nispeten daha düşük bir üretim olduğu anda nasıl bir üretim yaptı türbinler? Bunların hepsini analiz edebiliyorlar. Aynı gün için bir başka türbin nasıl davranmış? Keza bunu da görüntüleyebiliyorlar. Bir diğeri, burada gene toplu olarak tüm sahalarındaki tüm türbinlerinin aslında fizibilitedeki rüzgar değerleri neymiş? Veya seçtikleri herhangi bir aralıkta, mesela biz Şubat ayını örnek olarak alalım. Şubat ayında hangi türbin, kırmızı çizgi burada fizibiliteyi ifade ediyor, sarı çizgi de aslında fiili rüzgar hızını ifade ediyor. Hangi türbin ne kadar anlamlı davranmış bunları gözlemleyebiliyorlar. Burada aslında bir anomali var sanki. Doğru. Çok yüksek şu türbinimizde bir anomali olduğunu görüyoruz. Burada rüzgar hızı oldukça yüksek seviyede olmasına rağmen ki sahanın şu an en iyi rüzgar alan santrali, daha doğrusu türbini. Bu türbinin en başta olmasını bekliyoruz normal şartlar altında ama burada bir anomali var. Bu anomaliyi aslında analiz edebiliyorlar burada tek bakışta görüntüleyip sonrasında bir takım kestirimci bakım algoritmalarından geçirebiliyorlar veya makine öğrenmesi yoluyla türbinin burada tabii sadece üretim ve zaman kısıtı dolayısıyla aslında rüzgar hızı verilerini koyduk ama bunun dışında işte rotor hızı, içerideki sıcaklıklar, titreşim sensörleri gibi aslında Erkan Bey'in bahsettiği gibi 1500 noktayı izliyoruz. Dolayısıyla daha detay analizlerde bu kestirimci bakım algoritmalarıyla, makine öğrenmesi algoritmalarıyla buradaki anomaliyi tespit edip aslında daha sonra sahadaki operatörlerin gözle muayenesi. Sonrasında da eğer ihtiyaç olursa dışarıdan bir gözlem hizmetinin alınması, kontrol hizmetinin alınması ki kontrol hizmeti 5000 euro seviyesindeyse bu parça arıza yapmadan aslında bu parçayı değiştirirseniz 20.000 euroya mal oluyor. Farazi konuşuyorum yani o örnek bir arıza için seviyeyi görebilmemiz adına bu parça arıza yaptıktan sonra kendisiyle beraber birçok parçayı da aslında hasara uğrattığı için ki bu türbinin yıkılmasına, yanmasına gibi hepimiz haberlerde görmüşüzdür. Gidebiliyor. İşte birkaç yüz bin eurolara varabilecek aslında hasarlara yol açabiliyor. Dolayısıyla burada önden anlık, tespit etmek, anlık olarak gözlemlemek, bir sorun olduğunda türbini durdurabilmek en önemli noktalardan bir tanesi. Peki üretimi nasıl planlıyorsunuz bu veriyle veya yeni yatırımları? Yeni yatırımları aslında burada hem bir veri haritası üzerinde bu verileri görselleştirebiliyoruz. Mesela örnek seçtiğimiz bir sahada herhangi bir günde yani rüzgarın hızlı estiği bir günde bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane türbinin ana olarak bu rüzgarı karşıladığını görüyoruz. Veya nispeten daha düşük rüzgarın estiği hızlarda da bir başka grup türbinin bu rüzgarı karşıladığını görüyoruz. Hem bu veriyi görselleştirebilmemiz de aslında istediğimiz herhangi bir veriyi hem de aynı zamanda aynı saha için ortalama rüzgar bu aralıkta hangi yönden esti ki burada birkaç yıllık periyotları analiz edebilirsiniz yine aynı altyapıyla veya seçtiğiniz spesifik az önce mesela 5 numaralı türbinde bir anomali var demiştik. Bu türbin üzerinde de tek tek her bir türbinin üzerinde de inceleme rüzgarın hangi yönden estiğini bu yöne göre mi fizibilitede bir rüzgar öngördük veya türbinin belli bir maliyette yerinin değiştirilmesi de söz konusu olabilir. Eğer diğer türbinlere göre çok düşük bir performansla çalışıyorsa bütün bu verileri aslında analiz edebilme şansı oluyor yatırım ekibinde aynı zamanda merkezdeki. Peki beklenen performansı nasıl analiz ediyorsunuz? Belki de en önemli noktalardan bir tanesidir. Burada bahsettiğiniz şey aslında bu kırmızı bizim beklediğimiz türbinin katalog eğrisi diyelim buna. Beklenen çalışma eğrisi. Burada biz herhangi bir türbin için bu eğrinin hangi noktasında çalıştığını aslında, hangi anda. Burada her gördüğünüz bir nokta bir dakikadaki aslında veriye denk geliyor. Dolayısıyla biz türbin üzerindeki herhangi bir veride, herhangi bir noktada bir anomali varsa bunu gözlemleyebiliyoruz. Ve bu kırmızı çizginin aslında üst tarafını biz seviyoruz. Çünkü türbinin daha iyi performans gösterdiğini bize söylüyor. Ama bunun alt tarafında kalan bölgelerde yoğunlaşmalar varsa, burada mesela tamamen örnek olarak görebileceğiniz, bu noktaların yoğunlaşması bize aslında bu türbinde bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Bunun sonrasında bahsettiğim gibi detay diğer veriler de gözden geçirilip eğer alınması gereken bir aksiyon varsa veya algoritmalar bir sorun tespit ettiyse türbinin herhangi bir ünitesinde bu ünite üzerinde de bir takım bakımlar veya değişimler planlanabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi üretimde bir üretim şirketinin teknoloji, IoT ve veri
teknolojide veri IoT ve veri teknolojileri neler yaptığını anladık. Hani Ford örneği çok güzel bir örnekti. İnanılmaz teknolojiyi kullanarak, veriyi kullanarak yepyeni servisler ürettiler, katma değer ürettiler. IQB buna güzel bir örnekti. Şimdi saha elemanları. Bir sonraki adımda da saha elemanları, çünkü müşterilerle iletişim kuran, müşterilerle servis veren ve çoğu zaman da hepsi de aynı uzmanlıkta olmayan insanlar. Teknoloji saha elemanlarının deneyimini, daha doğrusu onların müşteriye verdiği deneyimleri nasıl değiştiriyor? Şimdi bütün bu veriyi analiz etmek çok güzel. Yapay zeka altyapıları çok güzel. Ama günün sonunda bizim bu öğrendiğimiz bilgileri, bu topladığımız verileri mutlaka sahadaki uç çalışanlara göndermemiz lazım. Onları dijitalleştirmemiz lazım. Aslında Microsoft bu hikayeye 4 yıl önce başladı. Biliyorsunuz HoloLens aslında tamamen sahada çalışanların dijitalleştirilmesine yönelik geliştirilmiş bir üründü. Türkiye'de de artık bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Bugüne kadar hep aslında videolardan izlediğimiz bu bakım senaryoları, onarım senaryolarını artık Türkiye'de gerçekten yapan bir iş ortağımız var. Bu anlamda Aktek ve SEDAŞ ekibini buraya çözümlerini göstermek üzere davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize eyvallah. Aktek'ten ve SEDAŞ'tan bir de şu aletten bahseder misiniz biraz? Nedir? Bu arada ben Gökümen Hasan Çebi. Herkese selamlar. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nde çalışıyorum. Şebeke Yönetimi Grup Müdürüyüm. Bizler elektrik dağıtım şirketi olarak Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde müşterilerimizin kesintisiz enerji sağlamasını, kaliteli ve güvenli enerjiye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu projemiz SARP projesi, SCADA Artırılmış Gerçeklik Projesi. Bu proje Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun desteklemiş olduğu bir araştırma geliştirme projesi. Projenin yapımında Aktek Bilişim Firması ile beraber çalıştık. Size canlı bir uygulama yapacağız. Sözü projenin size arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Merhaba Turan, hoş geldin. Merhabalar. Biz seninle yoğun çalıştık. Evet. Şimdi SEDAŞ'ın kapsadığı alana baktığımızda çok geniş bir alandan bahsediyoruz aslında. Yani tahmin ediyoruz ki buradaki bakım, onarım süreçleri oldukça zorlu süreçler olabilir. Sizin projeniz bu anlamda tam olarak nereye adresliyor? Biz SEDAŞ olarak İstanbul ve Ankara arasında kalan bölgede hizmeti vermekteyiz. Saha otomasyon faaliyetleri için merkezden yönlendirdiğimiz 2 kişilik uzman kadromuz var. Bu uygulama ile bu personellerimizin yerine sahada bölgede görev alan ve teknik bu konuda uzmanlık olmayan 600 tane personelimizi kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede iş gücü ve yakıt gibi maliyetlerden tasarruf ederek aynı zamanda da arıza giderme süresini de kısaltmayı planlıyoruz. Aslında aynı zamanda elektriği şebekeye verme sürenizi de kısaltmış oluyorsunuz değil mi herhangi bir arıza anında? Evet, evet. Şu anda sağlıyorum. Ne kadar sürüyor yaklaşık olarak böyle bir bakımın uzak bir noktada olması durumunda? Uzak noktada 2,5-3 saat yol mesafesi olabiliyor. Bu da yaklaşık olarak sadece bir iş için 6 saatlere varan sürelere denk geliyor. Bunu bölgeden yönlendirdiğimizde 1 saat içerisinde çözebiliyoruz. Peki, çok teşekkürler. O zaman hızlıca bir demomuza bakalım. Volkan hoş geldin. Merhaba. Bugün neyi göstereceğiz? Evet, biz burada şimdi Sabahattin arkadaşımla beraber bu gördüğünüz redresörün üzerindeki fanı değiştireceğiz. Redresör nedir bu arada? Belki hızlıca ondan bahsetmek redresör, lazım. Redresör, bir SCADA merkezindeki modem vesaire gibi iletişimi sağlayan, ana merkezle konuşan, bütün cihazların elektriğini veren alet. Dolayısıyla bu alete bir sıkıntı olduğunda, kapandığında ana merkezimiz kör sağır hale geliyor ve hiçbir şeyi takip edemez duruma geliyor. Peki, şimdi az evvel ben gördüm, ekranda bir arıza vardı. Arkadaşımız herhalde sahada. Evet, orada biz ona redresörü bilmeyen biri olabileceği için, çünkü belki ilk defa redresörün fanını değiştirecek. O yüzden redresörü tarif ettik ve o gidip o redresörü gördü. Ve şimdi onun yakınında bir yere redresörün sanal ikizini koydu aslında. Şimdi ona bu senaryoda kullanacağı araçları, üstünde bulunması gereken ekipmanları gösteriyoruz. Bunları gördükten sonra... Hiç görmediyse içini de bilmiyordur herhalde. Evet, bunu da düşündük ve bir redresörü, o sanal redresörümüzü tamamen parçaladık. İçindeki bütün modülleri, bütün parçaları görebiliyor. Bunların etrafında gezebiliyor. İşte anakart, gösterge paneli, işte üstünde 3 tane sigortamız var. Fanı da önceden tespit edebilir burada. Fanda bir incelemesini bitirdikten sonra artık senaryoyu işletmeye başlıyor. Burada adım adım
nasıl tamir edeceğini göreceğiz, değil mi? Evet, şimdi HoloLens Sabahattin'e adım adım ne yapacağını tarif edecek ve o da bu tarifleri yerine getirerek bu fanı değiştirecek. Öncelikle sigortaları indiriyor çünkü önce iş güvenliği. Bu fanları VDS'nin üstündeki sigortaları indirip güvenli hale geldikten sonra artık senaryomuzu işletmeye başlıyoruz. Bu arada eğer ki hiç redresör görmediyse aslında siz bunu eğitim amacıyla da böyle bir arızada neyle karşılaşacağını, ne ekipman kullanması gerektiğini de burada gösteriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani bu sahada iş yapan kişiye bir rehber olmanın yanı sıra iş yerinde bir bölgede bunu anlatmak, öğretmek için de kullanılabilecek bir uygulama olarak çalışıyor. Dolayısıyla o iki yetkin personelin aslında bilgisini 600 kişiye aynen bu şekilde öyle yaymış oluyorsunuz. Hem yaymış oluyoruz hem şirket hafızasında bu senaryonun nasıl çözüleceği bilgisini saklamış oluyoruz. Şimdi fanı mı değiştiriyoruz? Evet, şimdi biz konuşurken Sabahattin kapağı açtı. İçeride fanı tespit etmeye çalışıyor. Fanı da gördükten sonra ilk yapması gereken şey buradaki fanın anakarta giden kablolarını çıkartıp anakartla fanı birbirinden ayırmak. Biz burada senaryolarımızı seçerken mümkün oldukça daha çok oluşan problemleri seçmeye çalıştık ve bu senaryoları da çalışanları en iyi bilgilendirecek şekilde yapmaya çalıştık. Fan arızasını seçmemizin nedeni diğer birkaç senaryo içerisinde bunu da seçtik. Çünkü redresörler sahada ücra köşelerde bulunan ve genelde yol üstünde olan cihazlar. Dolayısıyla çok miktarda toza maruz kalıyor ve zamanla bozuluyor. Dolayısıyla bunları değiştirmek gerekiyor. Dediğimiz gibi bu fan çalışmadığı zaman da redresör eğer kapanırsa ana merkezle haberleşmemiz hale geliyoruz. Peki aslında bunun bir de bakım süreçlerini iyileştirme tarafı var. Burada yaptığınız işlemleri nasıl saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Senaryolarımızı tamamladıktan sonra daha fazla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Sabahattin şu anda her bastığı butonla ilgili bir bilgiyi saklıyoruz. Her bir senaryonun her bir adımında ne kadar vakit geçirdiğini saklıyoruz. Problemi çözüp çözemediği gibi bilgilerimizi saklıyoruz ve geriye dönüp baktığımızda hangi bölgelerde daha çok hangi arızalar oluşuyor, hangi arızaları kolaylıkla çözebiliyoruz, bu arızaların hangi adımlarında daha çok vakit harcıyoruz gibi birçok analitik veriye sahibiz. Dolayısıyla herhalde artık Gebze ile Ankara arasında yaşayanlar daha az elektrik kesintisine maruz kalacaklar diyebiliriz. Evet. Bu arada tabii Sabahattin yeni fanı da taktı ve kapağını da artık kapattığına göre, fanımız da olduğuna göre redresörü çalıştırmaya hazırız. Şimdi son olarak tekrar sigortaları kaldırıp enerjimizi vereceğiz ve redresörümüzün çalıştığından emin olacağız. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. En başta da söylediğim gibi biz bu çözümleri hep videolardan izlerdik. Yurt dışında nasıl yapılıyor diye. Artık Türkiye'de de böyle bir çözümün gerçekten sizler tarafından hayata geçirilmesi çok önemli ve çok değerli. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Onur. Evet, bu saha, şimdi enerji sektöründen çok bahsettik ya bir son iki örnekte. Evet. Saha elemanlarının enerji sektöründe deneyimini nasıl? Aslında bu bütün üretim sektörüne yayılabilir değil mi? Yani üretim sektöründe çünkü sahaya giden, sahada destek veren, doğru, hizmet veren birçok insan var. Aynı senaryoları orada da hayata geçirebiliriz. Doğru. Aynı senaryoları bütün üretim sektöründe farklı alanlarda hayata geçirebiliriz. Ama aslında biz bu çözümü 4 yıl önceki HoloLens'in birinci versiyonuyla yaptık. Yenisi çıktı. Şimdi artık geçen hafta HoloLens'in ikinci versiyonunu, çok daha yetenekli, çok daha güzel bir versiyonu ve çok daha kullanışlı bir versiyonunu anons ettik. Şimdi isterseniz HoloLens 2 nasıl bir şeymiş izleyelim. Thank you.
IQB, Aktek ve Cem'e bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şu ana kadar gördüğünüz demolarda işte Microsoft Cloud platformu, yapay zeka teknolojileriyle iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin projeleri ve çözümlerini nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü gördük. Şimdi biraz da Microsoft, biz kendimiz Microsoft olarak bu teknolojileri nasıl kullanıyoruz? Özellikle bizim verdiğimiz Software as a Service iş uygulamalarında yapay zeka teknolojilerini Dynamics ailesinde nasıl kullanıyoruz? Onu göstermek istiyoruz. Ozan arkadaşımızı ve Rıfat arkadaşımızı sahneye çağırıyorum. Merhabalar. Ozan, şimdi iki tane demo yapacaksınız. Evet. Dynamics'te bu yapay zeka teknolojilerinin nasıl kullanıldığını, nasıl deneyimler sunulduğunu biraz açıklar mısın? Nasıl, bu iki senaryo nedir? Tabii Microsoft'un iş çözümleri ailesi, ERP gibi, CRM gibi uygulamaları ailesi, Dynamics 365'i yine Microsoft'un iş zekası, yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek nasıl iş süreçlerine daha fazla katma değer sağladığını göstermeye çalışacağız. Birinci senaryomuzda bir satış yöneticisinin çeyrek hedeflerini başarması için bu teknolojiden nasıl faydalanacağını örneklemeye çalışacağız. İkincisinde de bir telesatış yöneticisinin çalışanlarına nasıl bir coaching yapabileceği ve bu sayede de satışları nasıl arttırabileceği ile ilgili bir senaryo çalıştık. O zaman başlayalım birinci senaryodan. Rıfatçığım, ilk ekranda ne görüyoruz? Bir de bize anlatırsan, yani bu hangi uygulama? Çünkü yeni bir uygulama, biraz bize bilgi verirsen. Evet, ilk ekranda Dynamics 365 iş uygulamaları ailesine yeni katılan Dynamics 365 yapay zeka uygulamasını görmekteyiz. Bu uygulama Dynamics 365 içerisindeki satış verileri ile Office 365 içerisindeki iletişim verilerini kullanıyor. Bunu yapay zeka uyguladığımız zaman, bu verileri yapay zeka uyguladığımız zaman daha önce standart raporlarda alamadığımız bakış açıları yakalıyoruz. Evet, ekranda ilk gözünüze çarpan büyük öngörüyü hemen dikkat ediyoruz. Burada bize sistem, yapay zeka şunu söylüyor. Geçmiş dönemdeki fırsatlardaki kapama hızımız, fırsatların büyüklükleri, müşterilerimizle olan, yani fırsatlardaki müşterilerimizle olan ilişki sağlığı skorumuza göre birçok veriyi analiz ederek kalan süre içerisinde ve kalan miktardaki satış hedefinin şu an için gerçekleşemeyeceği ile ilgili bize bir öngörü veriyor. Bu öngörünün tabii kötüyü söylüyor ama Onur, bize aynı zamanda başka öngörüler de verip bunu nasıl değiştirebilmemiz noktasında da ekstra bilgiler veriyor. 11 gün kalmış galiba. Evet, 11 gün kalmış. Şimdi biraz daha aşağı inersek şunu görüyoruz. Neyse ki ekibimizin üzerinde çalıştığı birçok satış fırsatı var. Çeşitli renklerle ve büyüklüklerle ifade edilmiş. Büyüklükler tahmin edebileceğiniz gibi satış fırsatlarının aslında büyüklüklerini ifade ediyor. Renkler de yeşil olanlar müşterilerle olan ilişki sağlığımızın, ilişki seviyemizin iyi olduğunu, kırmızı olanlar ise ilişki seviyemizin yetersiz olduğu ile ilgili bize bilgi veriyor. Bunu nerede anlıyor dersek, aslında Rıfat'ın söylediği gibi Microsoft'un üretkenlik çözümlerini kullanan müşterilerimiz için Office 365 gibi orada yapılan e-mail gibi, toplantılar gibi birçok aktiviteyi girmek zorunluluğu olmadan otomatik olarak sisteme akatarak ve bunları analiz ederek müşteriyle olan iletişim sağlığımızı belirlemiş oluyor. O zaman yani büyük kırmızılardan bir tanesine bakalım. Büyük olduğu fırsatın büyüklüğünü gösteriyor. Kırmızı olduğu, o zaman da bir iletişimimiz olmamış. Büyük bir kırmızı, neden o fırsat kırmızı? Nasıl olmuş? Ne yapabiliriz? Bakabilir miyiz? Evet, ona bakalım. Rıfat? Burada örnek bir satış fırsatı ekranını görmektesiniz ve örnek müşterimiz de Microsoft. Microsoft bizden şu anda büyük bir alım yapmak istiyor ve fırsat olarak bunu takip ediyoruz. Burada müşteri bilgilerini gördüğümüz gibi müşteri gereksinimlerini, önerdiğimiz çözümü, fırsatın tahmini gelirini, tahmini kapanış tarihi gibi bilgileri de görmekteyiz. Şu anda odaklandığımız nokta ise bu fırsatın kapanış tarihi oldukça uzun bir zaman önce geçmiş ve bu fırsatı kapatacak gibi görünmüyoruz. Çünkü ilişkilerimiz de son derece zayıf. Uzun zamandır bir aktivite yapmadığımızı da çeşitli grafiklerden görmemiz mümkün oluyor. Tabii yapay zeka bu verileri yorumlayarak bize bu fırsatın çok düşük bir ihtimalle kapanmayacağı konusunda bilgi veriyor. Peki ne yapabiliriz? Şimdi burada dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, en son satış ekibinden bir satışçının bu fırsatla ilgili kurumda yeni bir karar verici atandığı notu oldu.
Burada yeni bir karar verici atandığına göre kendisini ziyarete gidebiliriz. Yine Dynamics'in LinkedIn'le entegrasyonundan faydalanarak yine fırsat ekranı içerisinde karar vericinin, yeni atanan karar vericinin LinkedIn profilini görebilirim. Kendisinden bir toplantı istemeden önce onun gündemini anlamak, önem verdiği konuları bilmek benim iyi bir konuşma başlatmama da sebep olacaktır. Ya da ortak tanıdıklarımız üzerinden de burada yine ekranda LinkedIn ile benim hesabım ve müşterim hesabım arasında ortak bağlantıları gösteriyor. Ortak tanıdıklarım üzerinden de kendisinden bir toplantı talep etmemiz mümkün. Bir bunu diğer sana satış yapmaya geleceğiz. Evet, evet öyle görünüyor. Bana satış yapmaya geliyorsunuz. Evet. Son olarak da, son alternatif olarak da yine Onur Koç profilinde diğer karar vericilere de LinkedIn aracılığıyla ulaşmam ve onlara da mesaj atmam mümkün. Böylelikle ilişki sağlığını ileri çıkıp bu fırsatın olumlu yönde kapanmasındaki olasılığı artırmaya çalışacağız doğal olarak. İlişki sağlığını geliştirdik. Ben ilk şeyde bir tane daha böyle kırmızı bir grafik gördüm. O neydi? Evet, oraya da dönüp bakalım. Aslında o da bizi ikinci senaryomuza götürüyor olacak. Şimdi bir fırsatlardaki ilişki skoruyla ilgili bir aksiyon aldık. Yine bize yapay zeka aynı şekilde müşterilerimizle olan telesatış görüşmelerindeki müşteri algısının negatif yönde olduğunu, yani olumsuz yönde olduğunu ifade ediyor. Böyle bir öngörü, böyle bir rapor sağlıyor. Bunun da içine girip buralarda nasıl önlemler alabiliriz ona da birlikte bakabiliriz. Dynamics 365 AI ile birlikte gelen Call Intelligence diye yeni bir uygulamamız var. Aslında çağrı merkezindeki yapılan bütün görüşmeleri analiz eden, bunları hem analitik raporlarla bize destekleyen, aynı zamanda buradaki bilgilerle bize yapay zeka öngörüleri sunan bir uygulamamız bu. Hemen birkaç öngörüye birlikte bakacak olursak, 200 tane yapılmış çağrının 155 adedinde rakip isimlerinin geçtiğini örneğin görebiliyoruz. Bunun dışında çağrı merkezi çalışanlarımızın dinleme ve konuşma ile ilgili oranlarını buralardan görebiliyoruz ki hangisinde hani ne kadar çok dinlemiş, hangisinde kadar daha az dinlemiş veya konuşmuş şeklinde bir öngörü, bir bakış açısı bize sunuyor. Örneğin içlerinden bir tanesinin içerisine girersek buralardan daha ek öngörülerde görmemiz mümkün. Örneğin bu çalışanın ile ilgili verilen öngörülere baktığımız zaman çoğunlukla %62 oranında konuştuğunu, çok daha az dinlediğini görüyoruz. Bu bir coaching konusu olabilir. İkincisi de müşteriyle bu görüşmelerindeki oluşan algının diğer ortalama çalışanların sağladığı algıya göre daha olumsuz bir algı. Yani ortalama algının altında bir algılama sağladığını görüyoruz. Demek ki bu çalışanımızın performansına müdahale etmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Bütün görüşmelerini sistem, dinlediğimiz bütün görüşmelerin hepsini bir skripte dönüştürüyor ve skriptin detaylarını buradan görebiliyoruz. Hatta daha da ileriye giderek bu skripti bir zaman çizelgesi üzerine yatırıp buralarda nerelerde rakip isimleri geçiyor, nerelerde müşteri algısı olumsuza dönmüş çok detaylı bir şekilde inceleyip ve bir çağrı merkezi telesatış yöneticisi olarak çalışanımıza bu konuda coaching yapıp oradaki performansı iyileştirme anlamında bize destek sunmuş oluyor. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Rıfat, sana da çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. 5 tane demoyu arka arkaya yapmak biraz hızlı oldu biliyorum. Umarım senaryolar ve anlatmak istediğimiz hikayeler ve daha önemlisi kurduğumuz hayaller sizin ilginizi çekmiştir. İyi bir akşamüstü diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler.